Ben Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerime, dostlarıma, arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar bu videomda 2019 KPSS lisans genel yetenek sınavında çıkan arkadaşlar 7 dil bilgisi sorusunu sizlere çözeceğim. E, biliyorsunuz çıkmış soruları yayınlamak, e, olduğu gibi yansıtmak yasak ve cezası var. Ben sorularda mini değişiklikler yaptım. Bazı kelimelerde ve cümlelerde yani her soruda oynama yaptım, tekrar yazdım ondan dolayı arkadaşlar bunu bir defa telif yememek için söyleyeyim. Yine Adem Hoca ne yapacak arkadaşlar? Bakın yani 7 soruyu ama belki 20 dakikada 15, 20 dakikada çözeceğim. Çünkü her soruda önemli püf noktaları, kısa notları tamam mı? Ekstra bilgileri sizlere not aldattıracağım. Ondan dolayı lütfen kalemleriniz, defterleriniz olsun ve çok güzel bir şekilde not alalım ve şunu gördüm arkadaşlar. Yani şu anda kaç gündür 2019 2020 2021 KPSS soruları ya hep benzer soruları sormuşlar. Aynı kelimeleri sormuşlar. Aynı mantığı sormuş. İşte kök, ek, ögeli tamlama yani fiilimsi Size düşen temel şeyleri bilin arkadaşlar. Mantığını kavradıktan sonra arkadaşlar inanın çerez gibi gelecek sizlere. Evet arkadaşlar 2019 KPSS'i 7 tane soruyu çözmeye başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz çok güzel bir soru. Yazım kuralları 2019 KPSS lisans. Şimdi sadece soruyu çözmeyeceğim. Önemli ayrıntıları da vurgulamak istiyorum sizlere. Şimdi büyük harflerin kullanımını demiş. Yazım ilgili yanlışlık. Şimdi baktığımız zaman A şıkkında e, 44 yıl önce yayınlanan ve günceliğini hala kuruyan Türk düşünde batısı arkadaşlar kitap adları, makale adları, yazı başlıkları büyük yazılır. Yani Türk düşünde batı sorunu bir kitap adı olduğundan kitap kelimesi, roman kelimesi, şiir kelimesi küçük ama o şiirin, makalenin, yazının adı büyük. Ondan dolayı A şıkkında bir hata yok. Tamam arkadaşlar bu defa bunu bilelim. Bir de burada hala hani konumuzun dışına giriyor. Hala da şapka var. Çünkü hala mı, hala mı? Başka böyle hani geçtim. Tarih yazılarında akademik yetkinliğin yanı sıra, yanı sıra iç dış sıra ayrı yazılır. İç dış sıra değil mi? Gerçi büyük harf demiş ama olsun. Üslubuyla da öne çıkan Profesör İlber Profesör büyük zaten ismin unvanı, saygısı, rütbesi, makamı neyse. Kadıların Osmanlı'daki. Şimdi şuna dikkat edin. Osmanlı buradaki lı yapım eki olduğundan dolayı kesim işaretli ayrılmaz. Doğru. Mesela şöyle deseydi örnek veriyorum. İzmir'deki. Bunu lütfen not alalım. İzmir'deki bu şekilde kesmeli. Peki Osmanlı'daki neden kesme yok? Çünkü ne demiştik? Özel adlara gelen lı eki, c eki gibi ekler arkadaşlar çekim eki gelse dahi kesinlikle ayrılmaz kesim işaretiyle. Bunu da bilelim. Yani B şıkkı doğru mahallenin yüzlerini doğru ee, arzu hacı ustalıkla böyle vali bakın bak şu vali var ya çok soruyor Hüseyin'e vali kaymakam cumhurbaşkanı gibi kelimelerin isimleri olmasa da devleti temsil ettiğinden kısaltma dahi olsa büyük yazılır. tamam mı vali bakan başbakan cumhurbaşkanı ha mesela burada doktor hemşire olsa albay olsa onu kabul etmeyeceğiz. Devleti temsil etmesi önemli. Bu lütfen mesela şu da olur. Valinin köye gelmesi bizi çok heyecanlandı. Bu da kesme işaretiyle ayrılır. Tamam mı? Bu da önemli arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Başka C şıkkında bilmemiz gereken şey yok. Antik Yunan. Evet Antik Yunan doğru yazılır. Antik Yunan'da tanrılar. Arkadaşlar tanrılar kelimesine dikkat edin. Bunu teyette birkaç kez sordular. Normalde Tanrı kelimesi büyük yazılı. Ben her gece Tanrı'ya dua ederim. Dedem Tanrı'ya çok inanırdı. O büyük çünkü tek Tanrı. Ama buradaki Tanrılar eski Yunan'da domates Tanrısı var, bereket Tanrısı var, ne bileyim işte güzellik Tanrısı var, gökyüzü Tanrısı var gibi. O kadar çok Tanrı var ki ondan dolayı buradaki Tanrılar birden çok tanrıyı genelleme yaptığından dolayı küçük yazılması lazım. Ondan dolayı cevap denizli bunu ÖSYM'e çok soruyor. Eski Yunan tanrılarındaki tanrı küçük yazılır. Ama normalde tanrı büyük yazılır. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Dönemin, bu dönemin adı belli değil. Mesela Tanzimat dönemi deseydi, Antik Yunan dönemi deseydi, yani bir dönemi kastediyorsa dönemi kesilmesi büyük ve kesmiş işaretle ayrılır ama burada onu belirtmemiş. Tanrılar kelimesi arkadaşlar küçük yazılacak. Bu eser Deli Ozan. E, Deli Ozan takmat Onlar büyük yazılır. Fazıl Hüsnü Dağlarca doğru falan. Evet cevap Denizli arkadaşlar sebebini anlattım. Diğer şıklarda da önemli şeyleri sizlere vurgulamaya çalıştım sevgili gençler. İkinci sorumuza bakalım noktalı işaretlerinde virgüllerden hangisinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? 5-6 tane madde var. Virgüller nereye gelmez? Mesela ben aklıma geleni söyleyeyim. Virgüller nereye gelmez? Tamlamanın tam ortasına gelmez. Bağlaçlardan önce sonra gelmez. Sa ekinden önce sonra gelmez. Zarf fiil ekinden önce zarf fiil ekinden sonra gelmez. Başka bir zarf fiil yoksa o kadar ayrıntı inmeyeceğim. Yani belli diğerler var ki arkadaşlar buralara ne gelmez. Tamam mı? Mesela bakalım. Yusuf harika bir çocuk. Kenan'ın Yusuf'u. Şimdi burada dikkat edin. Harika bir çocuk yüklem, değil mi? Kenan'ın Yusuf'u da yüklem. Yusuf burada özne. Asla burada yüklem yani. Aslında buradaki virgülün görevine biraz böyle hani beyin jimnastiği yapalım. Buradaki virgülün görevini bence sıralı cümle. Yusuf harika bir çocuktu. Kenan'ın Yusuf'u doğu. Yani oraya neden virgül gelmiş hocam? Yüklemlerin arasında gelmiş ya. Bir cümlenin ortasına gelmiş. Yani burada bir hata yok arkadaşlar. Tamam mı? Eee Güzelim göz kapaklarının arkasında rüyası vardı. Hocam güzelim göz kapaklarının ara. burası tamamen bir tamlama bir akış var ya. Yani. Otobanda bastın gidiyorsun orada durulmaz hocam. Bence ikide çok büyük bir hata var. Diğerlerine bakalım. Ee, Yusuf'un rüyasında güneş vardı, ay vardı. Sıralı cümle birdeki gibi. Sonra tertemiz gökyüzü ve ışıldayan yıldızlar. Elin uzatsa dokunabileceği kadar yakındaydı. Özne. Hocam özleden sonra virgül gelebilir. Doğru. Güneş ve ay birbirinin ışığını söndürmemekte, titremekte. Hocam bu yüklem. Bu da yüklem. Bu da sıralı cümle arkadaşlar. Cevap Bursa. Tamlamanın tam ortasına. Burada tamlamada bak şunu lütfen not alalım. Mesela şöyle desem. E, annemin virgül, babamın virgül, dayımın virgül teyzemin işi. Bak bak bak. Arkadaşlar şuradaki virgüller tamlamanın ortasında bunlar tamlayanlar eş görevli bak bunlar eş görevli. Annemin babamın dayımın teyzemin tamlama değil ki bu tamlayanlar eş görevli. Burada şu var en son teyzemin işi İşte şuraya gelmez. Bak bu da çok önemli. Bu da çok sorulduğundan sonra bakın şu anda öğretmenin gözü öğrencinin gözü tamam mı arkadaşlar? Yani hocam tamlama değil mi? Tamlama da Tamlamanın tam ortası dedim biraz önce. O kelimeyi boşuna kullanmadım. Tamam diyorum ve geçiyorum. Evet üçüncü sorumuza bakalım. 2019 KPSS insans genel yetenek ses bilgisi hangisi yoktur diyor. Söylesem ki vakitlerden bir Mayıs akşamıdır. Rüzgarların en güzeli senden esiyor. Sende seyrediyorum. Arkadaşlar seyrediyorum da bir seyir. Değil mi? ünlü düşmesi var hocam. A gitti. Seyretmek. Bakın etmek yardımcı fiilindeki t, tamam mı? Oradaki eee i'den dolayı d olmuş yani. Hocam burada aynı zamanda ünsüz yumuşaması var. Çok güzel. Seyrediyorum. Vay! Hem ünlü düşmüş, hem de ünsüz yumuşamış. Denizlerin en mavisini kaynaştırma harfi yok. Ormanların en kuytusunu sende gezmek teyim. T Değil mi? DT olmuş hocam. Benzeşme. Evet. Fıstıkçı şahaptan sonra gelen DT olur. Gezmek diyeyim hocam. Bu da gitti. Ben sende yaşıyorum. Hocam yaşamak bu kelimenin yaştan yaşamak. Bakın yoru kaldır kelime eki ile beraber yaştan yaşamak hocam. Ondan dolayı burada ünlü, ünlü daralması var mı? Var hocam ünlü daralması hüküm sürmektesin. Ee, evet burada ünsüz sertleşmesi var. Yumuşama var güzelliğini. Ee, falan hocam şey yok. Ünsüz düşmesi yok. Ünsüz düşmesine minicik, minikcik, ufacık, ufakcık, yükseldi, yüksek, alçaldı, alçak gibi ünsüz düşmesi. Bundan dolayı arkadaşlar E şıkkı diyoruz vermem gereken bütün özellikleri de sizlere vermeye çalıştım. Kaynaştırma harflerini bazıları ses olayı kabul etmiyor ama o artık soruya göre bakacağız. Zaten şıklarda kaynaştırma harfi yok sevgili gençler. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz öge ve tamlamayı son zamanlarda çok soruyorlar. Hangisinin öznesi, hangisinin yüklemi, hangisinin dolaylı tümleci tamam mı? Sıfat tamlamasıdır, isim tamam. Böyle sorular artık alışacağız. Şimdi özne Sıfat tamlaması. Özneyi biliyorum. Sıfat tamlamasını biliyorum arkadaşlar. Şimdi mesela burada hemen şöyle bir nurlu cümledeki özneyi bulalım. E, dikkat edilmesi gereken özellikler ne? Ne arkadaşlar? Gıdaların paketlenme ve saklama koşulları. Hocam bak özneyi çiziyorum. Şurası özne kardeşim. Özellikle yaz aylarında. Zaftürmeci. E, dikkat edilmesi gereken özellik komple yüklem, yüklem sıfat tanıması. Asla var ya bak burada hemen şimdi aklıma geldi bir ne cümlenin yüklemi sıfat sıfatlaması ha bak bak şimdi aklıma geldi dikkat edilmesi gereken bir özelliktir yüklem nasıl özellik dikkat edilmesi gereken yüklem sıfatlama ama bende özneyi soruyor ya bak şimdi aklıma geldi peki hocam ee, özne ne saklama koşulları hocam bu belirtisiz isim tamlaması koşullar neye ait paketlenme ve saklama okul kapısı gibi koşullar. Gıdaların paketleme ve saklanma koşu, Hatta pardon gıdaların evet paketleme ve saklanma koşu. Bu bir isim tanımasıdır. Ondan dolayı bir şey olamaz. Şimdi ekinin öznesi tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteriler çeşit hastalıklara sebep olmakta. Sebep olmaktadır. Neye çeşit hastalıklar dolayı tüm Çeşit hastalıklara sebep olan ne? Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı. <laughs> hocam şuraya ama tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteri. Burası özne. Çünkü komple sıfat tamlaması. Değil mi arkadaşlar? Nasıl bakteri? Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteriler. O zaman hemen Bursa diyorum. B seç iki nolu cümlenin öznesi sıfat tanıması. Birin öznesi arkadaşlar. Bu arada niye şunu söylemeyi unuttum? Şunu lütfen not alalım. Sevgili gençler neyin? Bunu çok çok anlattım. Neyin? kimin ya da ne soruları arkadaşlar her zaman bana isim tanımasını buldurur. Ama nasıl ile hangi kelimesi her zaman bana sıfat tanımasını buldurur. Mesela bakın ne koşulları paketleme ve saklanma koşulları ya da neyin koşulları paketlenmenin saklanmanın işte olabiliyorsa işte bu isim tanıması. Bu bile çok önemli. Tamam Ama burada ise e, ne bakterileri olmuyor neyin kimin bakterileri olmuyor. Nasıl bakteriler? Tükettiğimiz paketlik gıdada oluşan bazı bakteriler. Tamam mı? Yeri gelmişken hemen üçü de bakalım. Üçün bunun üzerine e, bilim insanları evet geliştiren kim? Bilim insanları. Hocam bilim insanları belirtisiz isim tanıması. Bu da isim tanıması. Dördün özü hangisi? ışık yayıyor. Işık yayan kim arkadaşlar? Bakteri tespit etme sensörü. Ne sensörü? Neyin sensörü? Bakın bu da belirtisi isim tanıması. Bakteri tespit etmenin sensörü. Aslında burada var ya bakın çok önemli. Her zaman şunu söylerim bakın lütfen not alın. Bir yerde isim tanıması varsa muhakkak orada iyilik eki vardır. Bak iyilik eki. Bak buradaki ü iyilik eki. Ama sıfat tanımamasında iyilik eki olma ihtimali sıfır. Dikkat edin bakteriler bitti. Tamam mı? Beşe bakalım. Olabilecekler. Ee, insanlar hocam. Burada tek başına insanlar. Evet. Çok güzel bir soru. Ben biraz kafanızı karıştırmaya çalıştım. Ki bir öğrencinin kafasının karışması lazım. Böyle e, ekstra bilgileri alması lazım. Her hocadan bir şey kapması lazım. Tekniği taktiği kapması lazım arkadaşlar. Evet. Dörde Bursa dedik ve geçiyorum. Sevgili gençler fiilimsi sorusu. Beşinci soru. Hangisi fiilimsi değildir? Bakın. Bana deseniz ki hocam fiilimsilerin en önemli özelliği hangisi? Bir öğrenci de neyi bilmesi lazım? Bak bunu defalarca anlattım bir de anlatıyorum. Bakın çıkmış soru. Şimdi Türkçe'de e, soruyu siz çözün arkadaşlar. Bakın 23 tane arkadaşlar fiilimsizdeki var. Bunlar yükleme gelebilir. Yükleme sadece şu ekler gelmez. Mez, ar, ecekmiş. Bakın bir daha söylüyorum. Fiil mesela isim fiil yükleme getiriyorum. Hedefim KPSS'de yüksek puan almaktı. Mayışmak yükleme gelmiş. Tamam mı? İçinizde en çok soru çözendi. Çözendi. Sıfat fiil yüklem olmuş. Sana hareketi gülerekti. Gülerekti. Zarf fiil yüklem olmuş. Anladınız? Hatta bunları bence yazarsanız çok süper olur ha. Bakın. Çok süper olur. Peki hocam Hani fiilimize yükleme gelmişti. Geliyor dedik ya. Şunlar gelmiyor. İşte şu zıkkımlar gelmiyor. Mezar ecekmiş. Bunlar yükleme gelirse bakın mesela şimdi soruya baktım. Hangisi fiilimiz değil? Bakıyorum şöyle. Görünen baktıkça değiştirmeler. Dedik ki dağıtacak bak sırıtıyor. Ben buradayım diyor bak. Dağıtacağım ortalığı diyor. Bak. Ne yapacağım? Ya bu dağıtacak yüklemimse fiilimiz değil. Yüklem değilse fiilimiz. Bu kadar. Oku. Sabırsızca oradan oraya çarpan kanatlarıyla doğan gün ışıkları karşımızda buzdan geceyi dağıtacak hocam bu yükle C5 yüklem hocam bu gelecek zaman kipi. ama şöyle deseydi işte ee, dağıtacak evrakları hemen ee, toplayalım bak dağıtacak evrakları hemen toplayalım bak o zaman sıfat değil tamam mı yani Evet. Tamam arkadaşlar. Bak çok önemli bir şey söyledim. Ha, görünen sıfat fiil, değiştirmeler isim fiil, baktıkça zarf fiil. Bunu söylemeye gerek yok. Yaşamadığımdık sıfat fiil. Cevap E şıkkı geçiyorum. Bu kadar. Evet. 6. sorumuza bakalım. Ekler, 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 ekler. Çok önemli. Sürekli karşımıza çıkıyor. Hangisi yanlıştır demiş. Bütün şıklarda kelimeleri vermiş. Paraçayı çok okumaya gerek yok. Kuramana sözcüğünde birden fazla çekim eki. Büyük patlama kuramı. Hocam burada ı iyelik eki kardeşim. Şu iyelik eki. Notumuzu alalım. Her tamlanan iyelik ekidir. Kuram büyük patlamaya ait. E, na zaten N kaynaştırma harfi. A yönelmek hocam. Evet doğru. Burada iki tane çekim eki var. İsim çekim eki. Oluşumun sözcüğünde fiilden isim. Türetin yapım eki. Var mı fiilden isim? Evet oluşmaktan oluşum bak olmaktan oluşmak bu fiilden fiil yapmak oluşmaktan oluşum fiilden isim yapmak var hocam yani. sıcaklıklar sürecinde yapım ile çekim eki sıcaklık her zaman dilimde tü bitti cılıklısız ekleri cılıklısız ekleri her zaman yapım ekidir yani isimden isim e çekim ekiller eki zaten hocam bu da doğru birleşmesini birden fazla yapmak. Bak. İşte bunu var ya derslerde hep örnek veririm. Arkadaşlar notumuzu alalım. Fiilimsiler her zaman fiilden isim yapım ekidir. Şimdi birden birleşmek. Bu birinci yapım ekimiz. Birleşmek. Değil mi? Yani. Dertleşmek. Dertleşmek. Ee, evet. Peki hocam ikinci yapım ekine mayışmak işte. Mayışmak. Birleşme. Mayışmak. Ondan dolayı bakın bu çok önemli işte yani. fiilimsiler siler yapım ekidir. Doğru. Hazırladı fiilden fiil değil ki ya. Hazırdan hazırlamak isimden fiil yapım eki ya. Ha, çok kolay yani. Ee, bunlar alakalı bak geçen yine soru geldi. Hazırladı, özledi, izledi, başladı. Tam bunlar isimden fiil yapım yani. Bununla alakalı yine TET'de şey geldi. Soru geldi. Ee, söylemiş olalım. E şıkkı dedik. isimden fiil olacak. Evet arkadaşlar yedinci ve son sorumuzu çözüyorum. Bu arada takip yorum beğeni paylaşımı yazdım. Sizler anladınız ne demek istediğimi sevgili gençler. Bu arada oynatma listemde hem shorts olarak var. Çıkmış sorular. Aynı zamanda bu şekilde de var. Lütfen izleyin arkadaşlar. Ee, her şey sizlerin başarısı için sevgili gençler. Sorumuz şu. Hangisinin kökü bakımından diğerlerinden farklı? Haa. Kelimenin kökü ya isimdir ya da fiildir. Değil mi? Aralığından, kapının aralığı, ara, aralık. Hocam ara isim. Bak lık var ya lık, cılıklısız. Yapamay ki. Işık. Bak bu K sesi yine karşımıza çıktı. Işımaktan ışık hocam. Hatta bunu bir daha yazın. Söylememe gerek var mı? Soğuk. Uzak. Yumuşak. ıslak, Değişik. Hepsi fiilden isim yapmak ki. Büyük, büyümekten büyük, uzamaktan uzak, soğumaktan soğuk, yumuşamaktan yumuşak. Bu çok geliyor arkadaşlar. Evet, uyandırdı. Uyanmak hocam. Değil mi? Uyanmak fiil hocam. Dolmak fiil, sürmek fiil zaten. Yani o zaman A olur. Değil mi arkadaşlar? Fiil, fiil değil mi? Işımak, uyanmak, dolmak, sürmek, aradan, aralık. Evet, oldukça ama güzel kelimeleri seçmişler arkadaşlar. Evet KPSS Türkçe çıkmış soruları çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizlerin yorumları, takibi, beğenisi, paylaşımı çok çok önemli arkadaşlar. Herkese şimdiden sınavlarında başarılar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.